5 adet pentatonik box'ımız var. Bugün her bir box için bir tane güzel blues diki göstereceğim. Böylece pentatonik box'ları nasıl kullandığımızla ilgili kafanızda bir şekil oluşur diye düşünüyorum. Eğer pentatonik box'ların ne olduğunu bilmiyorsan daha önce yaptığım videoyu izleyip daha sonra bu videoya geçebilirsin. Bu öğreteceğim ligleri birebir de kullanabilirsin. İstiyorsan farklı liglerle birleştirip genişletebilirsin de tamamen senin yaratıcılığına kalmış. İstersen ligleri tamamen de değiştirebilirsin. O zaman ilk box'ımız ve ilk ligimizle başlayalım. Hadi videoya geçelim. Evet, box 1'deki ligimizle başlayalım. İlk ligimiz. Burada ilk notaya raking'le de gelebilirsiniz. Raking yani şu süpürerek, tamam mı? Onu da nasıl yapıyorum? Şöyle susturarak şöyle. Tam notaya gelene kadar süpürdüm, sonra açtım. İkinci likimize geçelim. Box 2'deki likimiz bu. Güzel bir SRV liki. Daha yavaş. Yine burada raking kullanabilirsiniz. Hatta burada en altta sadece mi'den değil, mi ve si'yi alıp daha böyle kirli, daha SRV stili bir bend yapabilirsiniz. Yani şöyle. Tamam. Box 3'teki likimize geçiyorum. Daha yavaş. Box 3 aynı zamanda Eric Clapton Box diye de geçiyor. Tekrar 3. lig. Ve Box 4'teki lige geldik. Bu aslında 1 ile aynı. Onun sadece oktavdan çalınmışı, tamam mı? Bak. Tamam, şunun aynısı aslında. Farklı ligleri klavyenin farklı yerlerinde çalmayı öğrenmek bayağı sizin için faydalı bir şey, tamam mı? Şimdi Box 5'teki ligi göstereceğim. Bunu aşağıdan değil de şuradan çalacağım, tamam mı? Box 5, Box 1'in bir öncesindeki yani son Box, tamam mı? Bu da güzel bir SRV ligi, çok severim. Daha yavaş. Evet, videomuz bu kadardı. Umarım pentatonik box'ları kullanmakla ilgili kafanızda bir şekil oluşmuştur. Eğer videoyu faydalı bulduysan like atıp abone olmayı unutma. Benden online özel gitar dersi alabilirsin. İlgilenen arkadaşlar bana DM'den ulaşabilirler. Ve beni Spotify'dan da takip etmeyi unutma. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.